Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi bir izleyicimizin sorusu var. Diyor ki, bir sıkıntım olsa, işte aile büyüklerimiz hemen işte takma kafana, dertsiz insan olmaz, bu da geçer gibi şeyler söylüyorlar. Bu böyle midir hakikaten diyor şimdi izleyicimiz. Yani bu dünyada derdi sıkıntısı olmayan kimse yok mudur? Ya da dert sıkıntı hep böyle insana uğrar mı? Şimdi vaktiyle adam birisi demiş ya, böyle demiş, iyice sıkılmış ama bunalmış, derdini anlatacak kimse de yok. Kasabadan çıkmış, demiş şöyle demiş, dertsiz birisini bulayım falan diye. Bakmış bir böyle bir köşk, villa neyse, bahçesinde oturmuş adam birisi. Demiş, bu dertsiz demiş, aynı şekilde demiş ya. Buna demiş derdim anlat. Gidiyor, selamun aleyküm, aleyküm selam. Buyur demiş, oturmuş. Bu hemen başlamış derdini anlatmaya. Adam biraz dinledikten sonra, söyleme derdini demiş. Söylersem derdini, geçer gider derdini. Demiş ya, senin ne derdin var arkadaş demiş ya. Köşküm var, şeyim var, her şeyim demiş. Adam bir aile sıkıntısı varmış. Onu bir anlatınca, ya hemşerim kusura bakma demiş. Seninki benimkinden betermiş demiş. Daha demiş yani beterin beteri mi var? Evet, beterin beteri var. Evet. Mutlaka var mı? Evet, mutlaka var. Beterin beteri her zaman için olmuş mu? Her zaman için olmuş. Şimdi kitaplarda anlatılırken deniyor ki, dünya zevk için, lezzet için yaratılmadı. Bu dünya zevk için, lezzet için yaratılmadı. Burada sahip olunan her şey belli bir zaman dilimi için geçerlidir. Gençlik, çocukluk, yaşlılık, hepsi belli bir zaman dilimi içerisinde geçiyor. Çocuksun, genç oluyorsun, yaşlanıyorsun, o yaşlılık da kalmıyor, ölüyorsun. Sahip oldukları şeyler ölünce beraber, seninle beraber gidiyor. Hatta ölmeden önce de. Bir bakıyorsun, bir hadise oluyor, aa diyorsun, bir köşk yaptırmışsın, bir sıkıntıya düştün, iflas ettin, ne yapalım diyorsun. Bu villayı satalım, bu evi satalım, bu arabayı satalım. Elinden çıkıyor. Daha önce benim diyordun, kıyamıyordun. Ama senin olmuyor. Yani belli bir zaman dilimi içerisinde geçiyor. Yani şunu anlatıyor İslam alimleri kitaplarında. Allah-u Teala dünyayı ve içindekilerin hepsini fani olarak yaratmış. Fani ne demek? Geçici olarak yaratmıştır. Belli müddet buradasın ve daha sonra geçip gidecek. Hani Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri için anlatılır da, dünya haritasını önüne koymuşlar. Şöyle bakmış dünya haritasını. Bir kişiye çok ama demiş, iki kişiye de az. Şimdi Fatih'te otururken Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'ne yakındım. Onun için hatırıma geliyordu. Her gün eve giderken de mübareğin türbesini işte okurduk ve orada görürdüm falan. Allah Allah dedim. Böyle diyen zat burada yatıyor. Ve işte kendisinden sonra gelen evlatları bir türbe yapıvermiş üzerine. O kadarcık. Yani şu anda işgal ettiği saha 10 metrekare yok. Ha şişirelim 20 metrekare diyelim yani. O kadar yani. Ama yani bir kişiye çok ama iki kişiye de az diyordu. Ama işgal ettiği yer şu anda o kadarcık bir yer mi? Evet, o kadarcık bir yer. Kimseye kalmıyor. Hani Yavuz Sultan Selim Han rahmetullahi aleyh diyelim ki tamam büyük bir coğrafyaya hükmetti ama Süleyman Aleyhisselam dünyanın tamamına hükmetti. Ve bir de ya Rabbi dedi, hiç kimseye vermediğin saltanatı bana ver. Emrinde cinler vardı, bütün hayvanlar emrindeydi, rüzgar emrindeydi. Bunlar hepsi aynı şekilde kendisine verilen bir güç ve kuvvetti. Ama netice itibariyle, hatta bir gün böyle sarayda herkese izin vermiş. Nöbetçileri de tembih etmiş, kimseyi içeri almayın, bugün dinleneceğim diye. Oturmuş böyle tam şey yaparken sarayın salonuna bakmış böyle. Temiz giyimli bir genç geliyor. Allah Allah diyor, tembih de ettik ama diyor, bunu niye içeri koydular ki? Gelen selam veriyor, aleyküm selam da diyor. Sen nereden girdin diyor, ben diyor tembih ettim nöbetçileri. Gelen diyor ki, biz bir yere girmek için kimseden izin almayız. Gelen diyor, melek, vazifen ne diyor, ölüm meleğiyim diyor. Ziyarete mi geldin? Yok diyor, emanet almaya geldim. Ya da bugün dinlenecektim ben mi? O zaman diyor ki, ey Allah-u Teala peygamber bilmez misin? La rahate fit dünya. Dünyada rahatlık yok. Dünyada rahatlık yok. Zaten peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte o hadis-i şerifi de şey yapıyorlar. Dünyada rahatlık yok. Dünya bunun için yaratılmadı. Dünya, tabii ahiret bunun için yaratılmıştır. Orada dert yok, ölüm yok. Mesela buyuruyor ki cennete girenler 33 yaşında. Bu 33 yaş hiç değişmeyecek. Mesela şimdi de dünyada insanlar bunun peşinde değil mi? Yaşlanmayayım. Ha yaşlanmayayım. Hep aynı yaşta kalayım. Bu var. Ve ölümsüzlük peşinde. Bu var. Ama öldükten sonra. Öldükten sonra ölümsüzlük olacak. Yani tekrar dirilecek. Yeni bedenler yaratılacak. Ruhlar o yeni bedenlerine girecek. Ve o beden yıpranmayacak, eskimeyecek, yaşlanmayacak ve ölmeyecek.
Cenab-ı Hak onu öyle yaratmış. Sonsuz olarak devam sürekli kendini yenileyip duracak. O orada. Ve orada da bunu kazanabilmek, yani Allah-u Teala'nın sonsuz olarak yarattığı cennet ve cehennemden ikisinin birisi, ikisine de giden yol dünyadadır. Tercih bize mi ait? Evet, tercih bize aittir. Dolayısıyla burası dert, sıkıntı, meşakkat. Fakat mesela İslam alimlerin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sûr Hazretleri buyuruyorlar ki bu dünyanın en kıymetli yemeği, bu dünya sofrasının en kıymetli yemeği dertlerdir, belalardır, musibetlerdir. Bize tuhaf geliyor tabii. Nasıl oluyor? Çünkü buyuruyor ki bu zat iman nimetiyle şereflenenler dünyada birkaç gün dert bela çekmeselerdi cennetin lezzetlerini, kıymetlerini anlayamazlardı. Ve ebedi nimetlerin kıymetini bilemezlerdi. Açlık çekmeyen yemeğin lezzetini anlayamaz. Acı çekmeyen de rahatlığın kıymetini bilemez. Dertler, belalar, sıkıntılar cahiller için sıkıntı ise de peygamberlere ve onların yolunda olanlara sıkıntı, eziyet değildir. Çünkü seven sevdiğinin her şeyini sever. Din büyüklerine sevdiklerinden gelen her şey tatlı olmaktadır. Bunlar nimetlerden lezzet aldıkları gibi belalardan da lezzet alırlar. Rabia Yadviye Hazretleri hastalanmış. Ve yakınlarından bir hanım geliyor, diyor ki tanıyor. Diyor ki efendim sizin kapınıza gelen, sıkıntısı olan, siz dua ediyorsunuz, biz de şahidiz. Allah-u Teala sizin duanızı kabul ediyor. Bir de kendiniz için etseniz. Cevaben diyor ki size sevdiğiniz bir kimse hediye gönderse reddeder misiniz? İstemem ben onu diyeyim mi? Haşa diyorlar, olur mu sevdiğimiz birisi gönderecek? Bana da diyor sevdiğim gönderdi bu hastalığı. Yani Allah-u Teala gönderdi. Niye reddedeyim? Niye reddedeyim? Onlar o gözden bakıyorlar, onlar o gözle bakıyorlar. Hatta mesela büyükler şiir halinde söyle, seni sevmekten maksadım derdi ve gamı tatmaktır. Böyle olmasaydı arzum dünyada başka tat çoktur. Çünkü dertlerde, belalarda, musibetlerde nefs bayanmaz buyuruluyor. Hatta bir şiir var da, siz de zaten edebiyatçısını daha iyi bilirsiniz de, o her şeyi çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Afet-i gamdan acet dünyada kim azadedir? Herkesin bir derdi var, madem ki Ademzadedir. Afet-i gamdan, yani gam afetinden dünyada kim müstahanidir? Kim aynı şekilde başında dert bela yoktur? Var mı böyle birisi? Yok. Herkesin bir derdi mutlaka vardır. Madem ki Ademzadedir, Adem Aleyhisselam'ın evladıdır. Adem oğludur. Adem oğludur. Onun için herkesin bir derdi mutlaka olacak mı? Evet olacak. Peki yani kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki dert, bela, musibet gelecek, hastalık gelecek. Nimet de gelecek. Onun için buyuruyor ki nimet zamanı şükür, dert, bela, sıkıntı zamanında sabır. Onun için dinin yarısı sabır, yarısı da şükürdür diye tarif edilmiş, anlatılmış. Yarısı sabır, yarısı da şükür. Hatta kitaplarda uzun uzun anlatılmış. Mesela sabretmek. Sabretmek birçok çeşitleri var. Derde belaya sabretmek. Genellikle mesela herkes tarafından öyle bilinir. Halbuki öyle değil. Mesela Müslüman olursa, Müslüman olduktan sonra, iman ettikten sonra her gün 5 vakit namaz kılmak. Ona tahammül etmek, ona sabretmek. Ondan sonra haramlar var. Bunlardan sakınmak, buna sabretmek. Oruç tutmak bir ay, buna sabretmek. İşte hac etmek. Bir meşakkat, yolculuk yapacaksın, buna sabretmek. Yani ibadetleri yaparken de sabır var. Ondan sonra haramlardan sakınırken de sabır var. Mesela bütün şartlar oluşmuştur. Ama sen diyorsun ki yok, Rabbim yasak etmiştir, sabrediyorsun. Bu da sabırdır. Ve kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki sabredenin mi derecesi daha yüksek yoksa şükredenin mi? Sabrınki daha yüksek diye anlatılıyor. Sabrınki, yani sabredenin, tabii herkes derecesine göre onu geçiyor mu? Geçiyor. Cenab-ı Hak burasını imtihan olarak yaratmış. Onun için burada hani dinleyicimiz diyor ya dertsiz kul olmaz diye veriyorlar bana. Evet, dertsiz kul olmaz. Mutlaka herkesin bir derdi var mı? Elbette. Mutlaka herkesin bir derdi vardır. Çocuğun bile derdi var. Ufacık çocuğun bile aynı şekilde gider. Mesela oyuna gönderirsin, gelmiştir. Ağlıyor. Ne oldu? O çocuk beni itti. Veyahut da elindeki oyuncağı aldı. Onun da derdi o. Onun da sıkıntısı o. Yani herkesin bir şeyi var. Bir derdi var. Ama dertsiz, kasvetsiz insanlar birbirlerine saldırmadığı, huzur içerisinde yaşadığı, işte zaten ona da cennet diyoruz. Bu ahirette olacak. Cennette bu. Dünyada yok. Dünyada böyle bir şey yok. Abdullah Dehlevi Hazretleri var mesela. Bu zatın böyle birkaç tane hastalığı varmış. Bu hastalık sebebiyle namazlarını özürlü kılarmış. Bunu bilen dostlarından biri dayanamayıp, efendim herkes hastalıktan kurtulmak için sizden dua istiyor. Cenab-ı Hak da dualarınızı reddetmiyor. Her gene şifaya kavuşarak huzurunuzdan ayrılıyor. Halbuki sizden sizdeki hastalıkları biliyoruz. Dua buyurup da bu dertlerden kurtulsanız olmaz mı derler.
Rabia Adviye Hazretleri de o zat da buyuruyor ki onlar hastalıktan kurtulmak için dua istiyorlar. Biz ise Allah-u Teala verdiği bu dert ve belalardan o gönderdiği için razıyız. Dert ve bela belalar kemende mahbub olduğundan Allah-u Teala bu dertleri sevdiği kullarından dilediklerine verir. Ve bir de kitaplarda anlatılırken din büyükleri buyuruyorlar ki bu derdi bela katalizör vazifesi görür. İnsan mesela ibadet eder, ondan sonra ne bileyim sadaka verir, zekat verir ama Cenab-ı Hakk'ın ahirette vereceği o derece bu ibadetlerle yükselemez. Ama Cenab-ı Hak bir bela verir, o da sabrederse diyelim ki 30 senelik bir gece tak diye geçiriyorlar. Tak diye geçiriyorlar. Belki bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına şu gelebilir. Siz de öyle anlattınız ki, öyle abarttınız ki, yani şimdi oturup biz dert ve bela mı isteyeceğiz? Hayır, öyle değil. Dert ve bela istemeyeceğiz. Ama geldiği zaman da sebeplerini yapışıp, sebeplerin gitmesi için de dua edeceğiz, sebeplerini yapacağız. Ama sabredeceğiz. İsyan etmeyeceğiz efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.